etkinliğimize hemen. ODTÜ Biyoloji'den 2002 yılında mezun olduktan sonra Bilkent'te moleküler biyoloji genetikte yüksek lisansımı tamamladım. Sonra Almanya'ya gittim. Almanya'da Leibniz Institute'de moleküler biyoloji ve nörokimya alanında doktoramı tamamladım. 2010-2011 yılları arasında da Seul Üniversitesi'nde davranışsal nörobiyoloji çalıştım. Sonra 2011'in sonuna doğru Türkiye'ye geri döndüm. Ve TÜBİTAK Uluslararası Meteoroloji Enstitüsü'nde 4 yıl uzman araştırmacı olarak çalıştım. 2015 Haziran ayından beri de Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı'nda baş uzman bilimsel programlar baş uzmanı olarak çalışıyorum. EMBO ve diğer bazı yaşam bilimleri alanındaki çok taraflı programlarla ilgili programlardan sorumluyum. Aynı zamanda ENBC Türkiye Delegesiyim. Bugün size mailimde de gönderdiğim programa göre öncelikle bir kısa dönem bursları hakkında size bilgi sunumu paylaşacağım. Daha sonra gördüğünüz gibi iki misafirimiz var. Sağ olsunlar kırmadılar ve bize bugün Mehmet Hoca EMBO kısa dönem bursları değerlendirmeleri hakkında bilgi verecek. Dilek Hoca da EMBO kısa dönem bursları başarı hikayesi olarak kendisinin almış olduğu iki kısa dönem burslar hakkında bize tecrübesini paylaşacak. Daha sonra da yine bu question and answer kısmından sorularınızı alacağız. Vaktimiz kalırsa sözlü sorularınızı da alacağız. Artıyor. Umarım e-mailim teker teker gidiyordur. Çok 2-3 dakika daha bekleyelim isterseniz. Çok zamanımız zaten 15.05'te açılış konuşmasını bitireceğim diye yazmıştım. O yüzden 2 dakika daha bekleyelim. Ben de bu arada sunumumu paylaşayım sizinle. Tamam. Çok fazla herkesin zamanını almamak için başlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere EMBO kurs ve çalışta... özür dilerim, bu yanlış bir... Yok, kurs... çok özür dilerim. Başlık yanlış. Ama geri kalan hepsi doğru. Kısa dönem bursları hakkında bilgi vereceğim. EMBO 1964 yılında kuruldu. 1800 şu anda 1800 tane üyesi var. Faaliyetleri arasında EMBO burs ve destek programları, Avrupa'daki moleküler yaşam bilimlerine bilim politikasında destek oluyor. Aynı zamanda bilimsel süreli yayınlarıyla da bilimsel araştırmada araştırmaların sonuçlarının yayılmasına katkı sunuyor. EMBO'nun genel olarak bu faaliyetlerini gerçekleştirmesi için bir bütçesi var ve bu bütçe 23 milyon euroydu 2020 yılında. Ancak finansal destek aslında bu üyelerden, 1800 tane üyeden değil, Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı diye bir yapıdan geliyor ve buraya ülkeler üye. Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı 1969 yılında tam da EMBO'nun bu faaliyetlerine katkı, finansal destek vermek amacıyla kuruldu. Türkiye'de 1993 yılında bu kuruluşun, konferansın üyesi oldu. Şu anda Türkiye temsilcileri Profesör Doktor Ahmet Ademoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nden 2005 yılından beri kendisi bu görevi yürütüyor. Ben de 2019 yılında hem bu kuruluşun Türkiye delegesi oldum, aynı zamanda da EMBO Ulusal İrtibat Noktası olarak 2015 yılından beri devam ediyorum. Şu anda ENBC üye ülkeleri 30 tane üye ülke var. Bunlar arasında Birleşik Krallık, İsviçre ve İsrail de dahil. Onun dışında da asosiye üye ülkelerden Hindistan ve Singapur, işbirlikçi üye ülkeleri de Şili ve Tayvan. EMBO'nun bahsettiğim gibi çok çeşitli destek programları mevcut. Bunlardan burslar, doktora sonrası araştırmacı bursu ve bugün konuşacağımız kısa dönem bursu, araştırma destek bursu ve yeni açılan New Venture Fellowship.
Ayrıca stratejik gelişim çerçevesinde Türkiye, Çekya, Polonya, Portekiz, Litvanya ve Karadağ'ın finansal olarak ayrıca destek verdiği EMBO Yerleşim Desteği Programı mevcut. Bu programda genç araştırmacılar, bu ülkelere genç grup liderleri, bu ülkelere geri dönmek ve laboratuvar kurarak çalışmalarını burada devam etmek istiyorlarsa, bu ülkelerde devam etmek istiyorlarsa bu programa başvuruyorlar. Ve Türkiye'de de TÜBİTAK bu program dahilinde ülkemize gelen araştırmacılara finansal destek sağlıyor. Ödüller arasında yine Genç Araştırmacı Ödülü dünyanın en prestijli ödüllerinden bir tanesi. Aynı zamanda kariyerin her alanındaki hem genç hem de diğer kariyerin her aşamasındaki kişilere, özellikle kadınlara destek sağlıyor. Ve EMBO Altın Madalya Ödülü de yine kariyerinde çok önemli gelişmeler kaydeden insanlara veriliyor, bilim insanlarına veriliyor. Bunun yanında kurs ve çalıştay düzenleme destekleriyle beraber EMBO çok sayıda 90'ın üstünde senede bilimsel etkinliklere destek veriyor. Ayrıca eğer katılmak isterseniz bu çalıştay ve kurslara, o zaman da EMBO'nun seyahat desteğine başvurabilirsiniz. Burada EMBO.org sayfasına girdiğinizde bütün bu söylediğim desteklerin hepsine ulaşabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz ve tabii ki bana da mail atabilirsiniz. Bugün sizlere EMBO Short Term Fellowships, Core Facility Fellowships ve New Venture Fellowship hakkında bilgi vereceğim. Bu isimleri özellikle böyle tuttum. Çünkü kısa dönem bursları olunca genel oluyor ama short term, core facility, new venture diye ayırdığımızda özele inmiş olacağız. Bu bursların amacı EMBC üye, ASAS üye ve işbirliği ortağı ülkeleri arasında araştırmacı ulaşım programları olmaları. Genel özellikleri ise yeni bilimsel işbirliklerinin oluşturulması ve bilgi ve teknoloji transferinin sağlanması bu ülkelerdeki araştırmacılar arasında. Kısa dönem bursunda başvuru koşullarına baktığımızda aslında bu bir yıldır, en az bir yıldır doktor öğrencisi olan veya buna eşdeğer araştırma tecrübesine sahip olan kişiler short term fellowship'e başvurabilir. Burada eşdeğer araştırma tecrübesi önemli bir kriter. Biz aslında bu bizim isteğimizle, Türkiye'nin isteğiyle oluşturulmuş bir kriter. Master'da olan, işte bizim ülkemizde master 3 seneye uzayabiliyor. O yüzden araştırmacı master'ın 3. senesindeki araştırmacılar da, öğrenciler de bu bursa başvurabilirler. O yüzden aslında önemli bir kriter bizim için de. Burs, EMBC üye ülkeleri, asosiye ve işbirlikçi ülkeler arasındaki araştırma ziyaretleri için veriliyor. Diğer en başta da bahsettiğim gibi. Sadece istisnai durumlarda eğer gerekçenizi belirtirseniz ve bu EMBO'ya makul gelirse, o zaman EMBC dışı ülkelerde de short term fellowship'i kullanabilirsiniz. 2021 yılında özel olarak da Japonya'dan veya Japonya'ya yapılan başvuruları EMBO kabul ediyor. Eğer başvuru yapacağınız proje planınız daha büyük bir araştırma projesinin parçası değilse, bir çalışma planı değilse, o zaman bunu EMBO kabul etmiyor. Ayrıca eğer araştırma ziyaretlerini daha önceden başladıysanız, ziyaretinize başladıysanız ve bunun uzatılması için EMBO'ya başvuruyorsanız bunu da kabul etmiyor. Ve kurs, çalıştay veya sempozyuma katılım için destek istiyorsanız, short term fellowship desteği istiyorsanız bu da kabul edilmiyor. Burs kapsamı, bu short term fellowship kapsamında 7 günden 90 güne kadar başvurabilirsiniz ve bu bursu alabilirsiniz. 3 aydan fazla da kalmak istiyorsanız kalabilirsiniz ama EMBO hibesini ziyaretin ilk 3 ayında ve sadece 3 ay için alabilirsiniz. Burs kapsamında bursiyerin seyahat ve yaşam masrafları karşılanmakta. Burs miktarı ziyaret edilen ülkeye bağlıdır. Bu da EMBO'nun sayfasında görebilirsiniz. Bursun sonunda EMBO sizden bir rapor göndermenizi istiyor ve bu raporun ev sahibi enstitüdeki faaliyetlerinizi anlatan bir rapor olması lazım. Ayrıca nihai raporla birlikte de EMBO'ya bu kısa dönem bursunun sonunda kendi kurumunuza döndüğünüzü ve en az burada 6 ay çalışarak tecrübenizi ve bilgi birikiminizi aktaracağınızı onaylayan bir kurumunuzdan aldığınız bir mektup sunmanız gerekmekte.
Başvurular sürekli açık. Ancak değerlendirmeyi düşünerek en az 3 ay önce başvurunuzu gerçekleştirmenizi tavsiye ediyor EMBO. Ayrıca başvuruyu doğrudan EMBO'ya yapıyorsunuz. Online çevrim içi bir başvuru gerçekleştiriyorsunuz. Başvuruyla beraber destekleyici belgeleriniz, bunlar iki referans ve ziyaret edilecek enstitüden kabul yazısı olmak üzere İngilizce olmalı ve çevrim içi başvuru sistemi üzerinden bu belgeleri de sisteme yüklemeniz gerekmekte. Eğer ziyaretiniz başladıktan sonra bir başvuru yaparsanız bu başvuru değerlendirmeye alınmıyor. Değerlendirmeye Mehmet hocamız daha geniş değinecek ama genel olarak nelere bakıldığını söylemek istiyorum. Öncelikle tüm başvurular EMBO Burs Ofisi tarafından alınıyor ve eksiksiz olduğu belirlenen başvurular e-posta yoluyla başvuru sahiplerine bildiriliyor ve değerlendirmeye alınıyor. Burada başvuru sahibinin özgeçmişi, özellikle araştırma deneyimi önemli. Ev sahibi laboratuvarda gerçekleştirilecek projenin kalitesi, yenilik, fizibilite, bunlar önemli. Ev sahibi laboratuvarın önerilen çalışmaya uygunluğu ve başvuru sahibinin laboratuvarı için yapılacak çalışmanın değeri önemli. Başvuru sahibine de başvurunun yapılmasından 3-4 ay içerisinde sonra sonuç bildiriliyor. Bu Core Facility Fellowship aslında araştırma destek bursu. Araştırma destek birimi bursu. Bunlar da en az bir yıllık laboratuvar deneyimine sahip olmak ve bir araştırma destek biriminde çalışıyor olmak, aktif araştırmacı olmak veya teknisyen olmak gerekiyor. Yaş sınırı yok. Burs yine EMBC üye, ASAFİA üye ve işbirlikçi ülkeler arasındaki ziyaretler için veriliyor. Ev sahibi yine bir araştırma destek birimi olmalı. Araştırma destek birimlerine en aklımıza gelen örnek moleküler yaşam bilimlerinde EMBL'in core facility'lerini düşünebilirsiniz. Aynı ülke içindeki iki kurum arasında yapılan değişimler dikkate alınmıyor. Ve kendi araştırma destek biriminde bulunmayan bir teknolojiyi içeren çalışma yapmak için başvuru yapıyorsanız bu kabul edilmiyor. Ayrıca herhangi bir kurs, sempozyum veya çalıştaya katılmak için bu bursa başvuracaksanız bu da kabul edilmiyor. Burs kapsamı, bu daha kısa bir burs. Bir haftayla bir ay, yani 37 günle 30 gün arasında bu bursu alabilirsiniz. Yine bursiyerin seyahat ve yaşam masrafları karşılanır. Gideceğiniz yere göre bu masrafların tutarı değişir. Ve burs bitiminde yine burada da bir rapor sunmanız gerekiyor orada yaptığınız çalışmalarla ilgili olarak. Ve yine dönüşte 6 ay en az kendi kurumunuzda çalışacağınızı teyit eden kurumunuzdan aldığınız imzalı bir belge göndermeniz gerekiyor fellowship ofisine. Başvurular burada da sürekli açık ama dediğimiz gibi değerlendirme sürecini göz önünde bulundurarak en az 3 ay önce başvurunuzu yapmanız öneriliyor. Yine online bir başvuru gerçekleştireceksiniz. Referanslarınız ve yine ziyaret edilecek enstitüden kabul yazısını İngilizce olarak almanız ve sisteme yüklemeniz gerekiyor. Burada da ziyaretin başlamasından sonra yapılan başvurular dikkate alınmıyor. Değerlendirmede yine aynı şekilde EMBO Burs Ofisi sizin başvurunuzu aldıktan sonra genel bir kontrol yapıyor ve size bilgi veriyor. Değerlendirmeye alınanlarda önerilen çalışmaya göre ziyaretin amacı, çalışmanın detayı ve iş planı burada önemli. Ev sahibi destek biriminin, araştırma destek biriminin önerilen çalışmaya uygunluğu ve bursiyerin çalışma yapmak için geldiği destek birimiyle geçmiş işbirlikleri dikkate alınıyor. Ziyaretin araştırmacının kendi laboratuvarına sağlayacağı fayda, yani buradan bir uzmanlık veya teknoloji transferi bekliyoruz. Genel olarak ev sahibi kurum üzerindeki etkisi ne olacak bunu belirtmeniz bunlar dikkate alınıyor. Ve aynı zamanda başvuru sahibinin özgeçmişi, özellikle araştırma deneyimi ve başvuru sahibi önerilen uzmanlığı öğrenmek ve aktarmak için gereken uzmanlığa ve deneyime sahip mi buna bakılıyor. Yine bu bursta da başvuru yaptıktan sonra başvurunuzdan 3-4 ay içerisinde sonucu size bildiriyorlar. EMBO New Venture Fellowship bu sene açılan, daha 2 hafta önce açılan bir burs aslında. Yaşam bilimlerinde faaliyet gösteren, farklı bir araştırma alanına geçmek veya araştırma alanlarına, çalışmalarına yeni bir yön vermek isteyen,
kariyerin başındaki bilim insanlarına verilmek üzere tasarlanmış. Kariyer gelişim bursu olduğundan ileri seviye bilim yapan araştırma odaklarını farklı bir yöne kaydırmak isteyen genç başarılı bilim insanlarına farklı ve yenilikçi proje fikirleri için ön veri üretmeleri amacıyla veriliyor. Ve bu yüzden de buna bağlı olarak da proje önerilerinin alandaki ilerlemenin önünde engel olan önemli bir sorunu ele alması ve ev sahibi laboratuvar ile ortak araştırma planı içermesi isteniyor. Burada da başvuru koşullarında başvuru sahibinin doktora seviyesinde en az 2 yıllık araştırma deneyimine ve en fazla 2 yıllık grup liderliği deneyimine sahip olması lazım. Önerilen projenin biyolojik bir öneme sahip belirli bir biyolojik süreç hakkındaki bilgimizi artırmaya yönelik olması ve başvuru sahibinin mevcut çalışma konusundaki farklı disiplinler arası araştırmayı teşvik etmesi gerekiyor. Başvuruda araştırmanın sürekliliğini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla yeni işbirlikleri oluşturması hedefleniyor. Ve aynı ülke içindeki iki kum arasında yapılan değişim başvuruları dikkate alınmayacak burada da. Burs yine INBC üye, ASASU'ya üye ve işbirlikçi ülkeler arasında kullanılabilir. Ama 2021 yılı için burada da Japonya arasında gerçekleştirecek araştırma ziyaretleri kabul edilecek. Bursun aynı zamanda ev sahibi laboratuvarda yapılacak araştırma için verildiğini burada yine belirtiyor. Eğer siz bir bursu danışmanlık almak, bir kursa veya çalıştaya yine alanınızı değiştireceksiniz ama bu tarz işte kursa veya çalıştaya katılmak için başvuru yapıyorsanız o zaman bu başvuru kabul edilmiyor. Daha önceden herhangi bir nedenle başlamış araştırma ziyaretlerinin uzatılması için yapılan başvurular da yine kabul edilmiyor. Burs kapsamı en fazla 3 ay bu bursa başvurabilirsiniz. Seyahat masraflarınızla yaşam masraflarınız karşılanır. Gideceğiniz yere göre bunlar belirlenmiştir. Bu bursta bursiyerlerin ve projelerinin burs sırasında ve sonunda EMBO'nun iletişim kanalları aracılığıyla tanıtımı yapılabilir. Dediğim gibi bu yeni açılan ve çağrı bazlı bir burs programı. Yılda 2 kere açılacak. İlki açıldı, işte 1 Haziran 2021 tarihinde birinci çağrı dönemi son başvuru tarihi. Başvurular arasından 3 başarılı kişiye burs verilecek. Değerlendirmeler Eylül 2021'de tamamlanınca 1 Ekim'de sonuçlar açıklanacak ve burs 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren kullanılabilecektir. Başvuru doğrudan EMBO'ya yapılıyor. Çevrim içi yine başvuru online sistem üzerinden. Yine burada da bütün yazışmalar İngilizce olmalı ve başvuruyla beraber referans ve ziyaret edilecek enstitüden kabul yazısını sisteme yüklemiş olmanız gerekmekte. Burada da değerlendirmede yine burs ofisi incelemesini yapacak. Daha sonra EMBO kısa süreli burs danışma kurulu tarafından sağlanan raporlara göre de EMBO Burs Başkanı kararı verecek. Değerlendirme kriterlerinde önerilen projenin belirli bir biyolojik süreç hakkında bilgimizi artırma amacıyla birlikte projenin biyolojik önemi ve bunun için gelecekte yürütülecek çalışma yer alıyor. Ev sahibi laboratuvarda geliştirilecek projenin kalitesi, fizibilitesi ve yeniliğine bakılacak. Başvuru sahibinin bilimsel vizyonuna göre araştırma ziyaretinin gerekçesine bakılacak. Araştırma projesinin başvuru sahibinin mevcut çalışmasından neden farklı olduğunun gerekçesi ve ev sahibi laboratuvarının önerilen çalışmaya uygunluğuna bakılıyor. Başvuru sahibinin özgeçmişi önemli ve başvuru sahibinin güvenilirliğini ve yeni bir araştırma alanında başarılı olma becerisini gösteren referans mektupları burada verilmesi gerekiyor. Dediğim gibi başvuru sahiplerine sonuç Eylül ayı ortasında bildirilecektir. Şimdi size biraz bu kısa dönem bu kursların başvuru sistemi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. EMBO.org sayfasına girdiğinizde direkt Funding Awards kısmına geldiğinizde burada bütün destekleri görebilirsiniz. EMBO Fellowship'e tıkladığınızda burada Short Term Fellowship, Core Facility Fellowship, EMBO New Venture Fellowship, bunların hepsini görüyorsunuz. Hangisine başvurmak istiyorsanız, ben Short Term Fellowship'e tıkladım.
Burada gördüğünüz gibi bursun amacı, koşulları, başvuru, değerlendirme ve neler kapsamı hakkında bilgi alabilirsiniz. Burada da yine hem online application sisteme giriş, bu ikisinde de, hem de guideline'lara ulaşabilirsiniz. Buradan da şurada gördüğünüz hangi ülkeye gidecekseniz buradan ne kadar burs alacağınızı öğrenebilirsiniz. Burada application sisteme tıkladığımda hemen bir açılan sayfada e-mail adresinizi girdiğinizde EMBO size bir password yolluyor. E-mail adresinizi username kısmına giriyorsunuz. Password'ı girdiğinizde login oluyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi açık olan programlar var. Aktif olanları görüyorsunuz. Short Term Fellowship'e tıkladığınızda burada en başta sizi iki tane şu anda New Venture Fellowship ile beraber olduğu için size soruyor hangisini istediğinizi. Siz işaretledikten sonra referanslarınız, iki tane referans için burada bir sayfa beliriyor. Buraya bilgileri girdikten sonra gideceğiniz enstitünün bilgilerini girmeniz gerekiyor ve oradaki danışmanın bilgilerini girmeniz gerekiyor. Burada da yapacağınız çalışmayı anlatıyorsunuz. Bu yapacağınız çalışmayı gideceğiniz enstitüdeki hocayla beraber tasarlayıp hem kendi supervisor'ınız hem de oradaki danışmanla beraber hazırlayıp buraya girmeniz öneriliyor. Şu anda yaptığınız çalışmalarla ilgili olarak da bilgilerinizi girdikten sonra bir sizden kısa bir özgeçmiş isteniyor. Sonra eğer EMBO'nun bu burslarından daha önce faydalandıysanız bunları belirtmeniz ya da bu bursla beraber başka burslara başvuruyorsanız, hani EMBO bursu çıkmaz diye başka bursa başvuruyorsanız bunları belirtmeniz isteniyor. Ve daha önce de eğer bir kariyer arası verdiyseniz bunu belirtmeniz gerekiyor. En sonunda bunları tamamladığınızda form complete diyerek başvurunuzu submit etmiş oluyorsunuz. Benim kısa dönem burslarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım gecikmeden dolayı da ve o copy paste'lerden dolayı da çok fazla kişi katılamamış olmamıştır. Size ayrıca geçmiş etkinliklerimizle ilgili, bu etkinliğimiz de aynı zamanda bizim YouTube, TÜBİTAK Ufuk 2020 YouTube kanalında yayınlanacak. Ama bundan önceki EMBO kurs ve çalıştay destekleri çevrimiçi bilgi günümüzü de misafir konuşmacımız Doktor Ezgi Karaca'ydı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum buradan. Yine bu kanaldan ziyaret edebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi çok özür dileyerek hemen şuradan, eğer bir soru varsa, tamam, bu sorularımızı en sonunda alacağız. Şimdi Mehmet Hoca'nın konuşmasıyla devam etmek istiyorum izninizle. Mehmet Hoca ODTÜ Biyoloji'den 2001 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisansını yine ODTÜ'de Biyoteknoloji bölümünde tamamladı. Kendisi daha sonra Almanya'da Leipzig Üniversitesi Max Planck Enstitüsü'nde evrimsel antropolojide doktora çalışmasını 2008'de tamamladı. 2008-2011 yıllarında Şanghay'da, Çin'de Philip Kaitovich Lab'ında hesaplamalı biyoloji üzerine postdoc çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra 2011-13 yılları arasında Rasmus Nissen Lab'a Berkeley, Amerika'da bulundu. Daha sonra da Türkiye'ye geri dönerek ODTÜ Biyoloji bölümünde araştırmacı, akademisyen olarak çalışmalarına devam ediyor. Kendisi şu anda aynı zamanda EMBO kısa dönem bursları komitesi üyesi ve kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Hocam buyurun. Sağ olun Cale Hocam. Hem bu organizasyon için eminim birçok insan çok yararlanacak. Aynı zamanda da sunum ve bilgilendirme için. Aslında büyük ölçüde tekrar olacak ama belki kimi ayrıntıları ekleme şansım olacak. Evet, ben de açıkçası yeniyim bu komitede. Ne zaman? Kasım ya da Aralık'ta davet ettiler. İşte ayda birkaç başvuru yolluyorlar. Nelere dikkat etmemizi söylediler. Ben de o doğrultuda size kimi işte fikirler aktarmaya çalışacağım.
Niye beni davet ettiler açıkçası hiçbir fikrim yok. Sormamıştım ama şimdi bu sunum için düşünürken aklıma geldi. Bizim labdan 3 kişi geçtiğimiz son işte 6 sene içinde bu kısa dönem desteğinden faydalanmıştı. Bir postdoc, iki de doktora öğrencisi arkadaşımız farklı yerlere gittiler. Belki yani hani ilgilendiğimizi düşündükleri için madem seni bu kadar destekledik sen de bize hakem olarak yardımcı ol dediler, bilmiyorum. Ama bunu şu yüzden de paylaştım. Yani açıkçası ilk arkadaşımız desteklendikten sonra herhalde artık bizim labdan bir süre daha kimseyi desteklemezler diye düşünmüştük ama öyle olmadı. Gülşah 2015'te gitmişti. Reyhan 2000 sanırım 18'de gitti, yani birkaç sene sonra gitti. Ondan bir iki sene sonra da Dilek gitti. Yani şey çok da hani daha önce destek almış olan arkadaşlarımız varsa hani öğretim üyesi arkadaşlarımız laboratuvarı desteklenmiş olan aynı laboratuvardan başkalarının başka araştırmacılara ziyarete gitmesinin önünde bir engel gözükmüyor. Onu paylaşmak istedim. Yani Cale Hoca da bahsetti. Asıl önemli beklenti bu ziyaretin gruplar arası da yeni işbirliklerinin önünü açıyor olması. Ki orada da yine aslında ufak bir şey istisna gibi. Yani biz Anders'le çalışmaya başlamıştık aslında Reyhan ziyarete gittiğinde. Hatta ortak makalemiz de vardı ama yeni bir şey yapacağımızı söyledik. Hani yenilik kısmını vurguladık herhalde o sayede desteklendi. Ama genel olarak hani uzun süredir devam eden beraber çok sayıda yayın yapmış olan gruplar arasındaki ziyaretleri desteklememe eğilimdeler. Bizde de hani desteklenmemesinin mantıklı olacağı söylendi. İlgili ülkeleri içermesi onu zaten Cale Hoca da söyledi. En herhalde kritik olan yani gönderen grubun bu ziyaret sonucunda yeni bilgi kazanacağını hem araştırmacının ziyaretçinin kendisinin ama aynı zamanda da gönderen grubun geri ziyaretçinin geri dönmesiyle beraber yeni bir bilgi yetenek kazanacağının vurgulanması bu hani net bir biçimde anlatılırsa gösterilirse bu şey herhalde desteklenmesi için en temel kriter bir başvurunun. Evet ve şey bu yöntem de hele yani ev sahibi grupta geliştirilmiş ya da özelleştirilmiş bir yöntemse hani herhangi bir yerde de bulunmayacak bir şey. Bu daha da cazip kılar başvuruyu. Araştırma projesinden beklenenler evet şeyde sayfada da hani özgün olması vesaire yazıyor ama sanırım yani asıl diğer hakemlerin de hakemlerle görüşebildiğim kadarından edindiğim izlenim de hani özgünlüğün çok yenilikçiliğin ötesinde bunlar avantaj da olsa asıl kritik olan bir defa başvurunu da çalışmanın net anlaşılır bir biçimde tasvir edilmesi. Ne yapılacağının net olması hani okuyan hakem için. Burada da hemen parantez açayım yani kaç 15-20 hakem var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla tam sizin alanınıza denk gelen hani olabildiğince alana göre dağıtmaya çalışıyorlar ama başvuru yaptığınız zaman tam sizin ne yaptığınızı anlayacak biri denk gelmeyebilir. O yüzden hani alanda biraz daha uzak olabilecek bir biyoloğun anlayabileceği netlikte olması kesinlikle faydalı olur başvurunun. Ve de yapılabilirliğinin de net olması yani 3 ay içinde gerçekleştirilebilir bir şey. Eğer bu benim de başıma geldi. Yani çok güzel bir başvuru ama 3 ay içinde yapılması mümkün değil. Yani şey pratik olarak imkansız. Hani analiz edecekleri veriyi 3 ayın sonunda ancak elde edebilecekler. Bu bir şeydi, dezavantajdı. Yani bunun reddedilmesi daha uygun olur dedim. Ama mesela onun yerine şöyle bir şey de önerdim hatta direkt şeyde yazdım raporda. Mesela analizi hali hazırda yayınlanmış bir veri seti üzerinde yürütürse ziyaretçi ev sahibi labda o yeteneği öğrenirse veri üretildiğinde de kendi labına gönderen laba geri döndüğünde üretilmiş veriyi beraber analiz etmeye uzaktan da devam edebilirler. Ama o 3 ayı mantıklı bir şekilde değerlendirmiş olur. Yani evet sonuçta yapılabilirliğini net
biçimde göstermeniz, hissettirmeniz okuyacak hakeme önemli. Evet, herhangi bir moleküler biyoloji çalışması olması gerekiyor. Yani çalışmanın, bu da yine vurguladıkları bir şeydi. Yani çalışmanın gönderen gruba ait olması ve yine gönderen grupta, yani ziyaretçinin bir gönderen grupta çalışmanın bir şekilde devam etmesi, bunlar önemli şeyler. Nasıl makaleleştirileceğini yine tasvir edebilirseniz kısaca da olsa muhtemelen bu iyi bir şey olur, zaten yapmak lazım. Evet, yani ve bütün bunlarla beraber hani özgün de olması, yenilikçi de olması kesinlikle güzel ama çok da şey kritik değil, yani net anlaşılabilir, yapılabilir olması çok da önemli. Siyaretçiden beklentiler de evet, en az bir yıllık deneyim ama yani yüksek lisansın 3. yılındaki bir öğrenciyi de destekleyebiliyorlar. Bu da sanırım Cahil Hoca'nın girişimleri sayesinde oldu. Hatta demişler de Türkiye'de böyle uzun süre yüksek lisans yapan öğrencilerle karşılaştık diye. Şey kritik, yine gönderen, yani ziyaretçi geri döndükten sonra laboratuvarda bir süre daha çalışacağını ve deneyimini aktaracağını anlatması, vurgulaması, bu kesinlikle kritik. Hemen sonra ayrılacaksa laboratuvardan, bu net bir dezavantaj, hatta yani reddedilmesine yol açabilir belki. Ve evet, yani asıl mesele hani ziyaretçinin bireysel gelişim, bir kariyer desteği değil bu. Bunun altını çiziyorlar. Asıl olarak gönderen ekip ve uzun vadeli fayda aradığımız şey diyorlar. Galiba burada, ha pardon, son slaydım da buydu. Yani red olabilir tabii şey. Yani hazırlarken bir yani çeşitli sebeplerle reddedilebilir. Normal standart olarak sanırım sebebi söylemiyorlar ama eğer sorarsanız en azından oradaki arkadaşlar, uzman arkadaşlar buradaki bir yönlendirmede bulunabiliyorlar diye anladım. Dediğim gibi raporu doğrudan paylaşıyorlar yoksa raporda önemli gördükleri noktaları mı paylaşıyorlar, bunu bilmiyorum. İşin o yüzünü. Ama şey, yani bilgilendirme, yönlendirme isteyebilirsiniz ve o bilgi ışığında hani güncelleyip yeniden göndermeyi de değerlendirebilirsiniz. Zaten sürekli açık olduğu için bu da makul bir seçenek gibi gözüküyor. Bir son olarak belki şeyi önerebilirim. Yani başvuruyu yine özellikle bu anlaşılabilirliği ve yapılabilirliği açısından belki ev sahibi lab ve kendi grubunuzdaki araştırmacıların okumasının ötesinde bir iki kişiye daha okutursanız, hem içeriği hem de dili itibariyle hani ne kadar cilalarsanız tabii o kadar iyi. Hakemler için de iyi olacaktır hani okunduğu zaman rahat anlaşılabilir metin olması. Desteklenme şansını artıracaktır. Zaten %60'larda sanırım şu anda şey destek oranları, yani dolayısıyla biz de umarım daha çok faydalanabiliriz. Evet. Hocam bu kadar. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Sağ olun. Dediğiniz gibi aslında başvurular Türkiye'den çok az ve normalde long term short term fellowship'lerde başarı oranı genel olarak 2000 başvuru oluyorsa 1000'i geçiyor mutlaka. Yani %50 bir başarı oranı var ama Türkiye'den yılda 15-20 en fazla başvuru oluyor. Hani Türkiye gibi moleküler biyoloji komitesi çok sayıda olan, çok sayıda doktora sonrası, yani bu tabii ki şey değil ama en çok hani fellowship'ler bu dönemde kullanıldığını varsayarak söylüyorum. Yani daha çok başvuru olursa daha fazla başarı da olacaktır. Direk hocam da zaten bize tecrübelerini paylaşacak. Yani kariyerinizin hangi aşamasında olursanız olun bu bursa başvurabilirsiniz ve gerçekten çok iyi işbirlikleri oluşturabilirsiniz. İzninizle biraz Direk hocanın özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Kendisi Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümünden 99 yılında mezun olduktan sonra
Yine bu üniversitede, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra hidrobiyoloji alanında 2008 yılında doktorasını tamamladıktan sonra 2010 yılından beri Şeyh Ede Bali Üniversitesi Biyoloji ve Genetik Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı'nda profesör olarak akademik çalışmalarına devam etmekte. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve size bırakıyorum hocam. Sağ olun, hoş geldiniz. Pardon, sesi açamadım bir yandan. Merhabalar, ilk önce ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Umarım bugün kendi tecrübelerim birçok kişi için faydalı olacağını umuyorum. Şimdi ben en boyu iki defa alanlardanım, short term'i kazananlardanım. Bunu da hani aslında önce şunu söyleyelim, hani MBO'ya baktığınız zaman aslında short term bursu sadece bir defa başvurduğunuz ve kazanabildiğiniz bir burs değil. Bir yıl aralarla defalarca başvurabilirsiniz. Böyle bir opsiyon tanıyor size. Sadece döndüğünüz yer, kazandıktan sonra bir yıl sürenin geçmesini istiyor. Şimdi bu en kısa dönem bursundan hani en başta ben nasıl haberdar oldum, hani ilk hikayenin başına dönersek aslında açıkçası bir doktoramdan beri biliyordum. EMBO bursuyla doktorasını yurt dışında yapan arkadaşlarım vardı. Benim tabii başvurmam açık doktora dönemim değil, doktora sonrası doçentlik dönemimde başvurmaya karar vermiştim. Bu karar verme tabii yurt dışına gitme ihtiyacından kaynaklandı. Yani o dönemde ikili ilişkilerimi arttırmak için acaba yurt dışına gitsem diye düşündüğümde, sonra hani nasıl burs bulabilirim dediğim zaman da aklıma ilk gelenlerden bir tanesi EMBO'ydu. Şimdi bu noktada başvuru için işte gerekli çalışma konusunu, işte yurt dışında karşılık bulup nasıl seçtim dediğimde, tabii iki bursun da aslında çıkış noktası farklı. Bir tanesinde şöyle bir durum olmuştu. Ben çıkmaya karar verdiğimde 2016 yılındaydı. O zaman kendim polamin metabolizması üzerine çalışıyorum. İşte bitki moleküler alanım aslında bitki stres moleküler stres fizyolojisi ve özellikle de polyamin alanında da çok fazla işte saygın dergilerde de yayınım vardı ve polyamin alanında ilk başlıkta kendi alanımda çıkmak istedim. O alanda çalışan ve o alanda çalışan yetkin olan hani araştırma gruplardan bir tanesiyle yazışmaya başladım ve direkt hani o yazışma sürecini tabii ne yazıyorsunuz? Önce kendinizi bir tanıtıyorsunuz. Hani ilk araştırma grubu bulurken bir neler yaptınız o zaman ya da işte doktor öğrencisiyseniz ya da yüksek lisanslısınız işte ki hangi araştırma grupların yanında çalışıyorsunuz onlardan bahsediyorsunuz ama eğer doktorunuz bittiyse artık kendinizden hani bahsetmeniz gerekiyor ve tabii biraz benim sürecim şu anlamda farklı. Ben doktora bitmiş olduğu için direkt orada çalışma konusunu da kendim yazdım. Ben dedim ki ben şu noktada sizin polyamine ilgili çalışmanız var ve ben de bu noktada çalışmak istiyorum diye ve açıkçası hani şöyle çok yer aramadım. Hemen hemen ilk yazdım. Aslında ilk yazdım. Yani geri döndü. Ve o noktada da biraz da şans da gerekiyor. Çünkü bazen büyük gruplar dolu olabiliyorlar. Benim şansıma da o noktada pozisyon vardı. Öyle diyeyim. Ve dolu olduklarında da size bunu belirttiklerinde lütfen moraliniz bozulmasın. Başka gruplara atarsınız. Ve mutlaka bir dönüş birinden geliyor çünkü. Mail attıkları. Sonra ve o noktada onların devam eden bir projeleri vardı ve onlar da konuyu çalışmayı önerdiler ve biz konuyu da aslında o şekilde hani belirlemiş de olduk ana hatlarına baktığımız zaman. Tabii burada EMBO yazarken aslında biraz önce hem Mehmet Hoca çok güzel açıkladı, Cale Hanım açıkladı. Bir kere konunun aslında güncel olması gerekiyor. Evet bir proje konusu olacak. Özgünlüğü bir miktar önemli. Burada daha çok EMBO'nun istediği şey aslında hani bir işbirliği kurmanız, bunun sürdürülebilir olması. Hani EMBO short term'deki amaçlardan bir tanesi bu. Ve Türkiye'de orada bizim zaten bahsedeceğim diye çalıştık diye. Oradaki ilk çıkışımda Türkiye'de şu anda hala bildiğim kadarıyla daha henüz başlamayan bir teknik var. Kullanılmayan moleküler biyoloji adına RiboSeq, ribosomal sequencing. O noktada tabii EMBO açısından da muhtemelen cazip geldi. O açıdan proje konumuz onun üzerineydi. Burada tabii ki de şey önemli. Baktığımız zaman hani bu proje konusunun seçimini dediğimizde dediğimiz gibi
şeyi vurgulamanız gerekiyor projede. Yani biz bu alanda karşı tarafta yetkin, sizde daha önceden bir çalışmalarınız var. Biz bu alanda çalışacağız. Hani Türkiye'de şu an mesela ilk projem onu vurguluyorduk. Türkiye'de daha henüz bu tekniği kullanmaya başlamadık ve bu arada proje konusu da polenin şeyde sıcaklık toleransında polenin translasyon üzerine etkisiydi. Her ikisini birleştirdik. Hem konunun özgünlüğü hem teknik bir arada şeklinde vurgulandı. İkinci benim embom Almanya'ydı. Onda zaten tanıdığım bir, yani hiç yanına gidip çalışmadım ama irtibatım olan bir hocanın yanına ve o da gene kendi alanında yetkin, açıkçası ünlü hocalardan bir tanesiydi. Onunla biz kendimiz konuşurken yanıma gelsin, yani ondan söyleşi şeklinde benim oraya çalışma alanını bulmam o şekilde oldu. Onda da gene kullandığımız şey, konuyu seçerken aslında bu sefer de protein-protein etkileşimi. Evet, Türkiye'de yapılan bir şey. Fakat bitki alanında olması, bitki fizyolojisi alanında olması ve o alanda bir başlık olması tabii o da bir cazip nokta oluşturdu. Gene o da bu arada polenler üstündeydi. Diğer şey, önemli olan konulardan hani başvuru sürecine baktığımızda projeyi hani yazarken ve tasarlarken zaten şöyle hocanızla birlikte, yani oradaki artık supervisor'ınız oluyor. İster doktorunuz bitmiş olsun, işte ister doktor aşamasında ya da yüksek lisansta olun, fark etmiyor. O sizin supervisor'ınız ve o noktada supervisor'ınızla birlikte zaten ortak götürüyorsunuz. En az bir iki aylık süreç, 2-2,5 ay hatta oluyor. Projeyi mükemmelleştirinceye kadar üstünde işte proje gidiyor, geliyor, karşılıklı bir şekilde ilerliyor. Burada önemli olan şey, Mehmet Hoca'nın da vurguladığı gibi gerçekten proje açık, net, hedeflerinin çok belli olması gerekiyor. Kafa karıştırılmayacak, ne yapmaya gittiğiniz belli, amacınızın ne olduğu belli ve bunun gerçekçi, sürdürülebilir olması da gerekiyor. Yani ileriye de mutlaka hem taşıyabileceğiniz hem de 3 ay içinde tamam. Anlayabileceğiniz nitelikte olması gerekiyor. Bunun dışında şimdi proje yazarken zaten sizin önce kariyer planınız geliyor. Yani göreceksiniz fonlarını doldururken işte en orada önemli üç aslında şey var. Bir tanesi neden o laba gidiyorsunuz? Bunu çok iyi açıklamanız lazım. İkincisi işte kariyerinize katkısı ne? Ve aslında gelecekte yapacağınız bilimsel çalışmalara katkısı neler? Bunları çok güzel vurgulamanız, altını çizmeniz lazım. Ve burada kariyerinize katkısı derken de hani ben işte kendimi iyi bir bilim adamı yapmak istiyorum, sadece bu yeterli değil. Gerçekten somut çıktılarla vermeniz lazım. İşte Avrupa Birliği projeleri almak ya da işte nasıl diyeyim, oradaki iki ülke arasında köprü kurmak, oradaki tekniği yapıp burada işte yani eğer doktorunuz bittiyse öğrenci yetiştirmek vesaire tarzında çok daha net ve somut şeyler ortaya koymanız gerekiyor. Ve tabii ki biraz iddialı olması lazım ama çok daha hani gerçekçi de olması gerekiyor. Hani orada bir sınır var, ince bir çizgide o kariyer planını yapmanız gerekiyor. Sizden hani onu istiyorlar. Tabii kariyer planı yaparken de geçmiş kariyerinizden de mutlaka bahsediyorsunuz. Hani o zamana kadar nereye geldiniz, bundan sonra nereye gideceksiniz? Ve neden o laba gideceksiniz? Hani bunu çok iyi açıklamanız lazım. En çok bana göre herhalde en bu iki defa belki de almamın sebebi oydu. Hani buna dikkat ettiklerini düşünüyorum ben. Şey çok önemli, hedefe yönelik olmalı. Evet, buraya gideceğim. Şimdi bunları yapacağız ve böyle bir sonunda bir çıktı elde edeceğiz. Hani bunu çok net ortaya konması gerekiyor. Onun dışında baktığımız zaman bu başvuru süreci aslında aşağı yukarı da bahsettim. Dediğim gibi önce konunun belirlenmesi, hocayla ortak belirliyorsunuz bunu. Karşı taraf önerebilir, siz öneri getirebilirsiniz. Hani bu eğer şey grup şeklinde doktora dergi çıkıyorsunuz, işte sizin supervisor'ınızla karşı tarafın supervisor'ı da aynı şekilde bu konuyu belirleyebilir. Ondan sonra da projenin zaten nereden baksanız bir iki ayı yazımına geçecek. Çünkü projenin gerçekten çok iyi yazılması lazım. Bu çok önemli. Hani başvuru zamanı aslında söylendi, her zaman açık ama başvururken de şeye dikkat etmek gerekiyor. Yılda iki defa toplanıyor. O toplanmaya göre işte bir üç ay önce göndermesi gerekiyor. Yalnız benim şöyle bir şey oldu. 2000 İspanya'ya giderken üç ay sürdü değerlendirme sürecim. Ama Almanya'yı biz Aralık ayında yükledik, Şubat ayında yanıt aldık. Şubat'taki toplantıya, ilk toplantıya girmiş oldu proje değerlendirmesi. Bazen böyle sürelerde de hani kısalma da olabiliyor. Biraz belki şansa o noktada.
Eksiksik olarak lütfen hani yüklendiğine her şey emin olması gerekiyor. Burada bir şey daha, referans mutlaka mektubu alıyorsunuz. Eğer doktor öğrencisiyseniz ya da yüksek lisanssanız mutlaka danışmanınızdan referans almanız gerekecek. Ama eğer doktorunuz bittiyse, artık bir supervisor'ınız yoksa, o zaman çalıştığınız üniversitenin rektöründen bunu alıyorsunuz. Rektörün mutlaka bir tanesi rektörden vermesi gerekiyor referansın, onu vermesi gerekiyor. O şekilde gerçekleşiyor hani doktoru bitenler açısından. Şimdi peki ne yaptık diyelim öyle İspanya'ya baktığımda. İspanya'da dediğim gibi ribozomal sekansın hem tekniği hem de poliaminlerin aslında polen tüpü büyümesindeki sıcaklıkta translasyon üzerine etkisini gördük. Burada ben doktor Alejandro Fernando ile birlikte çalıştım. Küçük bir ekiptik ama güzel bir 3 ay geçirdik, öyle diyeyim. Onun sonuç diğeri ise Almanya Profesör Doktor Karcazov Gezgin'le işte Bielefeld Üniversitesi'ne gittim. Orada da protein-protein etkileşimleri üzerine bir çalışma yaptık. Aldığım çıktılarımıza baktığımız zaman şimdi İspanya'dan iki tane poster bilimsel olarak elde ettik. Biri 2018 yılında, biri 2019 yılında sunuldu. İkisi de büyük, bizim alanımızda önemli olan ne derler, kongrelerden bir tanesinde. Diğer olarak iki tane yayınımız şu an çıktı. Bir tanesi 2019'da çıktı, diğeri de şu an Plants and Environment'ta. Bu da saygın dergilerden bir tanesi. Onda da 2021'de yeni yayınımız var ve bu sene de açıkçası aynı çalışmadan, yani EMBO çalışmasından 3. yayınımız da geliyor. Bu süreçte o çalışmadan bayağı bir bilimsel olarak bize katkısı oldu. Ve artı ortaklığımızda ve ortak proje yazmamız devam ediyor. Dostluklarımız devam ediyor hala. Diğer 2019 Almanya'dansa geçen sene bir derleme yayınımız çıktı. Onda da gene önemli dergilerden bir tanesinde bizim alanda gerçekleştirdik. Ve orada da tabii ki de baktığım zaman hani hem İspanya hem de burada Almanya'dan hani fotoğraf kareleri görüyoruz. Hatta bir tanesi kongreye gittiğimizde, ortak kongrede işte Fransa'da yaptığımız bir masa görüyorsunuz. Tabii ki burada şu var, en başta güzel dostluklar elde ediyorsunuz. Hani bu açıdan hem bu hani her ikisi bana o anlamda birçok şey kattı. Uzun süreli işbirlikleri, evet, her iki laboratuvarda da söz konusu. Hani Almanya'yla da bazı işbirliklerimizi devam ettireceğiz. Tabii şu an biraz daha İspanya işbirliği ön planda da olsa da farklı bakış açısı size sağlıyor. Farklı bir kere zaten şöyle bir şey, yurt dışında farklı laboratuvarlara gittiğiniz zaman her zaman için değişik çalışma grupları nasıl çalıştıklarını, işte düşünce tarzlarını öğreniyorsunuz. Bu da bir bilim adamı insanı olarak da sizi aslında birazcık ne derler, bulunduğunuz kaptan çıkmanızı daha farklı birçok süreci değerlendirmenizi sağlıyor. Bilimsel tabii ki de kariyerinize büyük katkısı oluyor çünkü bir kere en başta normal hipotez kurmanız bile değişiyor. İşte bakış açılarınız değişiyor. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun dışında gittiğiniz ülkenin kültürünü öğreniyorsunuz. İşte bir yandan da o da var. Hani dünyaya bakış açınız da değişiyor. Sosyalleşme anlamında da size farklılıklar kazandırıyor. İşte daha global bir insan haline geliyorsunuz. Hani bu açıdan da yurt dışında tecrübesinin önemli olduğunu düşünüyorum ki EMBO bunu sağlayanlardan, burslardan bir tanesi. Evet, benim anlatacaklarım bilmiyorum bu kadar. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Galiba sizin anlattıklarınızdan da zaten bursun asıl amaçları tamamlanmış görünüyor. Çünkü bursun amacı yeni işbirliklerinin oluşturulması ve hani bilgi teknoloji transferi olması. Ve anladığım kadarıyla hem çalışmalarınız, daha sonra yayınlanan hani gittiğiniz laboratuvarla yaptığınız, hem orada yaptığınız çalışmalar hem de sonrasında devam ettirdiğiniz işbirlikleri sayesinde şu anda oldukça da hani 3 tane yayın gayet güzel diye düşünüyorum hocam. Yanlış mıyım bilmiyorum ama gerçekten bu zaten şey, short term fellowship'lerin bu EMBO ofisi eski direktörü de onu söylüyordu. Impact olarak çok yüksek bir şeyi var, değeri var gerçekten. Etki değeri yüksek. Ama siz hani ve
başarısı da çok yüksek. Yani %50'ye yakın bir başarı oranı başvurularda. Bu gerçekten önemli. Ama tabii ki başvuru yaparken her şeyde olduğu gibi başvurunun guideline'a uygun olarak eksiksiz bir şekilde yapıldığı sürece değerlendirmeye alınan başvuruların %50'si geçiyor. Bu da gayet bence başvuru yapmak için güzel bir şey diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ekleyeceğiniz bir şey var mı ama labınızdan giden var mı hocam? Direkt hocam. Daha henüz yok. Çünkü şöyle ben hani 2019 yılında gittim, yeni geldim. Şimdi bir korona ile biliyorsunuz sene. Ama laboratuvarımda şu an bir öğrencim var ve ben onu şeyi istiyorum. Embo ile göndermeyi, özellikle doktoraya geçtiğini istiyorum. Hani bu noktada ki şu an gençlerin, yani açıkçası yüksek lisans doktora da biz de genciz de yani daha henüz. Onların da mutlaka çıkmaları gerektiğini ve EMBO'yu denemelerini istiyorum. Çünkü EMBO bursu gerçekten avantajlı. Hani belki çok zor çıkacak diye düşünüyorlar ama iyi yazılırsa neden olmasın? Yani ikinciye de hani düşündüğüm zaman ben iki defa arka arkaya hani aldım. Demek ki olabiliyor. Burada önemli olan şey uygun ekibi bulmak, doğru hedef, düzgün bir proje yazabilmek. Ondan sonra zaten gerisi oluyor. Evet hocam. Tamam. Çok teşekkür ederiz size de, Mehmet hocama da. Şimdi soruları alalım isterseniz. Question and answer kısmından gideceğim sırayla. Öncelikle sunumu e-maille de paylaşabilir misiniz demişsiniz. Tabii paylaşırım. Katılımcıların hepsini hem sunumu göndereceğim hem de daha sonra bu recording'in bağlantı adresini yollayacağım size YouTube kanalındaki. Onun dışında New Venture Fellowship ile ilgili bir sorumuz gelmiş Kaan Bey. Evet var. Orada da sanırım ya yani doktora sonrasından yok da doktora anladığım kadarıyla burada en az 2 yıllık bir doktora postdoc olmak gerekiyor. Ama ondan sonra grup liderliği için bir sınırlama var. Bunun için bir sınırlama yok. Doktoranızın tamamlanmasından itibaren 5 yılı geçmiş olması gibi bir sınırlama yok. Bunun için yok yani New Venture için yok. Gürol Bey hem burada bir soru sormuş hem de aşağıda bir sorusu var. Buradaki sorusunda kendisi sinir bilim alanında doktora öğrencisiymiş. Doktora tezini Danimarka'da yapmak istiyormuş ve tez amacıyla bu bursa başvurabilir miyim diyor. Tez amacıyla değil de tezinizi oluşturdunuz, gittiniz. O sırada yapacağınız yani büyük bir projenin parçası o zaman olacak. Öyle küçük bir çalışmayı yapmak için bu bursu kullanabilirsiniz. Bir de aşağıda da daha önce 3 ay ya şimdi Gürol Bey şey demiş. Daha önce bu laboratuvarda 3 ay çalışmış. Başvuru değerlendirirken bu bir avantaj olabilir mi diye sormuş. Mehmet Hocam belki buna daha iyi cevap verir ama benim bildiğim kadarıyla yani bu tarz önceden yapılan işbirlikleri hani bu işbirliklerin önceden oluşması çok istenilen bir şey değil. Yeni işbirliklerini aslında destekliyor EMBO. Ama hocam hani 3 ay bilmiyorum çok fazla değil de denebilir mi ama siz eğer bir görüşünüz bence de varsa. Deneyebilir hocamız ama yani özellikle niye hani ne bileyim mesela daha ilk ziyaret yarım kaldı belki ve daha sonuca ulaşamadı, olgunlaştırılamadı. Bu da gerekiyor yani bu muhakkak önemli bir şey. Hala hazırda süre gelen bir işbirliğinin devamı değil de artık işleri rayına oturtacak bir adım olacak gibi belki anlatılırsa bilmiyorum ki. Doğru söylüyorsunuz. Yani denenebilir ama evet. Niye yeni olduğu ve niye gerekli olduğunu iyi anlatmak herhalde önemli olur. Evet, guideline dokümanında da Gürol Bey oraya da bakabilirsiniz. Guideline dokümanında da özellikle yazıyor. Eğer hani bitirmediğiniz bir çalışmayı yapmak için gidiyorsanız bu kabul edilmiyor. Ama hocamın dediği gibi yeni bir çalışmaya başlayacaksanız hani daha önceden 3 aylık çok da bir şey olmayabilir. Bunu doğrudan EMBO ofisine fellowship@embo.org'a yazarak sorabilirsiniz. Hemen cevap vereceklerdir. Melike Hanım,
Rica ederim, sağ olun katılım sağladığınız için. Bu arada tekrar özür diliyorum. Yani normalde ikinci bir kayıt alıyorduk Zoom webinar için. Bu sefer öyle yapmayalım, direkt linki yollamak istedim sizlere. Ama anladığım kadarıyla da o link bazı şeylerde çalışmamış. Ben deneme şeylerinde hepsinde çalıştı. O yüzden tekrar özür diliyorum ama dediğim gibi herkese hem sunumları eğer hocalarım da izin verirlerse sunumları da yollayacağım. Hem de recording'i de ulaşabileceksiniz. Sorunuza gelince, evraklar submit edildikten sonra dokümanların uygunluğu inceleniyor. Evet, böyle dedim. Nasıl değerlendiriliyor? Eksik evrak. Şimdi böyle bildiğim kadarıyla eksik evraklar tamamlatılmıyor. Yani doğrudan size bir red geliyor. Ama Mehmet Hocam'ın sunumunda da bahsettiği gibi red geldiği zaman eğer size sadece kabul edilmedi diye bir şey geliyorsa o zaman bunu doğrudan EMBO'ya sorup reddin gerekçesini sorarsanız onlar size eksik evrak mı olduğunu ya da eksik evrağı söylemişlerdir ama hangi evrağın eksik olduğu veya düzeltilmesi gerektiğiyle ilgili bir geri dönüş yaparlar. Bunu mutlaka sorun kendilerine diyorum. Ama dediğim gibi yani o online şeydeki adımları teker teker izlerseniz kaçıracağınız bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü çok fazla bir şey yok. Referanslardan, referans almanız gerekiyor. Onlar bir de kurumunuzdan geri döndüğünüzde 6 ay çalışacağınıza dair bir imzalı onay yazısı. Bunlar en önemlileri. Evet, Keriman Hanım da şey demiş, devam eden projemizin bir iş paketiyle ilgili kullanacağımız 21 metot için başvuruda bulunabilir miyiz? Tam anlamıyla bunun için başvurabilirsiniz. Gerçekten aslında devam eden projelerin sizde eksik olan ama başka bir laboratuvarda olduğunu bildiğiniz ve onlarla yeni işbirlikleri oluşturmak istediğiniz, bu bilgiyi kendi labınıza taşımak istediğiniz için ve aynı zamanda da projenizin bir iş paketini yerine getireceğiniz için bu bursa başvurabilirsiniz. Short term fellowship için söylüyoruz. Bilur Hanım gene bir New Venture Fellowship ile ilgili olarak kendisi Türkiye'de bir üniversitede çalışıyormuş. Başka bir ülkedeki bir araştırma yapmak için mi başvurmam gerekiyor diyor. Evet. Şimdi EMBO başta da söylediğimiz gibi yani 1800 tane üyesi var. Ve bu üyeler ENBC üye ülkelerindeki ileri seviyede moleküler biyoloji alanında araştırma yapan kişiler. Ve amaç aslında EMBO'nun tüm amacı araştırmacı dolaşımı ülkeler arası olması. O yüzden kendi ülkenizdeki yani Türkiye içinde bir başka üniversitede araştırma yapmak için bu bursa başvuramıyorsunuz. Gürol Bey'in yukarıda sorusunu bununla beraber cevaplamıştık. Başvuruda yabancı dil şartı, yani eğer bunu şey olarak soruyorsanız Hayriye Hanım, hani bir TOEFL ya da benzeri bir sertifika göstermek gerekiyor mu, onlara söylemek gerekiyor mu diye, böyle bir şey istemiyor EMBO. Ama yabancı dil elbette, yani çünkü başvurunuzu İngilizce yapmanız gerekiyor. Orada da iletişimi İngilizce yapacağınızı düşünerek, yani en azından İngilizce bilmek gerekiyor diyebiliriz. Nagihan Hanım da toplantıya evet çok bu yüzden özür diliyoruz tekrardan. Katılmak uzun sürmüş evet. Ama dediğim gibi teknik aksaklıklar ne yazık ki yaşanabiliyor. Tabii ki doktora mezunu olduktan sonra da başvuru yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi özellikle short term fellowship'ler kariyerinin her alanındaki bilim insanları için işte bizde master öğrencileri, 3. sınıf öğrencileri dahil her alandaki bilim insanları için geçerli. O yüzden başvurunuzu yapabilirsiniz. Billur Hanım da yine döndüğümüz zaman bir araştırma grubunda çalışıyor olmamız gerekli mi diye sormuş. Evet, yani bu bursun ön koşullarından bir tanesi geri döndüğünüzde hala gittiğiniz zamandaki kurumunuzda çalışıyor olmanız ve en az 6 ay bu kurumunuzda çalışacak olmanız.
Yani bunu şey olarak EMBO nasıl hani kontrol ediyor? Bunu kurumunuzdan aldığınız yazıyla kontrol ediyor. Onun dışında hani size 3 ay sonra işte burada mı çalışıyorsunuz hala diye sormuyor. Ama başvurunuzu yaparken döndüğü zaman 6 ay kurumumuzda çalışacaktır diye kurumunuzun başındaki kişiden bir onaylı mektup almanız ve bunu sisteme yüklemeniz gerekiyor, başvuru sistemine. Kendi grubunuzu oluşturmak için bir adım olarak ne yazık ki yani bunun için başka burslar var, başka şeyler var. Eğer işte EMBO Installation Grant bunlardan bir tanesi, başta söylediğim gibi. Yurt dışındaysanız, en az yurt dışında 2 sene çalışmış ve Türkiye'ye dönmek istiyorsanız o zaman bu bursa başvurabilirsiniz örneğin. Nagihan Hanım... dönüşte yapılan çalışma ile ilgili bir rapor mu bekleniyor? Evet, bir rapor sunmanız gerekiyor. Ancak böyle, yani EMBO size bir sertifika, raporunuzu gönderdikten sonra EMBO bu short term fellowship'i almıştır ve tamamlamıştır yazan bir sertifika yolluyor size. Kim bilmiyorum, Bin Seven. Evet, short term, yani bütün bu söylediğimiz, kendisi şey sormuş, başvuru formlarının hepsi İngilizce mi dolduruluyor? Evet, yani bu EMBO'ya doğrudan yaptığınız bir başvuru, EMBO'nun sistemi İngilizce ve bütün başvuruyu da İngilizce olarak tamamlamanız bekleniyor. Yine adını vermeyen bir katılımcımız, çalışma konusunu içermesi gerekenleri açabilir miyiz demişsiniz. Bunu isterseniz Mehmet Hocam. Yani biyolojik bir sorunun bir şöyle bir şey, understanding of biological process demiş. Anlaşılmasına yani, yönelik. Tamamen mühendislik şeyinde bir optimizasyondan ibaretse belki desteklenme ihtimali biraz daha düşük olabilir, ama yine de deneyebilir tabii arkadaşlar. Ama yani şey, temel bilimsel bir içeriğin olması herhalde daha fazla önemseniyor uygulamadan ziyade. Direk Hocam, sizin de eklemek istediğiniz var mıdır konusuyla ilgili olarak? Genel olarak hani Mehmet Hoca zaten söyledi, hani şey olarak yokuş yok. Şey, belki şey söyleyebiliriz, hani bu çalışma konusunun içermesi gerekenle ilgili EMBO'nun sayfasında şey var, hangi konular EMBO'nun alanlarına girer, aslında çok çeşitli. Zaten eskiden EMBO European Molecular Biology Organization olarak geçerken, şimdi Excellence in Life Sciences diye bir şey oluşturdular. Yani EMBO'nun sadece kısaltmasını kullanıyorlar. Bu yüzden yaşam bilimlerinde daha çok moleküler biyoloji çalışmalarını da içeren multidisipliner çalışmalar bunun içerisine giriyor. Yine isterseniz hani spesifik olarak çalışma konusunu belirtebilirsiniz. EMBO'ya yazabilirsiniz. Bu çalışma konusunda başvuru yapabilir miyim diye sorabilirsiniz. Onlar da size mutlaka dönüş yapacaklardır. Dilek Hanım, VetLab çalışan bir kişi olarak biyoinformatik alanında çalışan bir gruba gidebilir miyim? Ben söyleyeyim isterseniz. Evet, tabii. Lütfen. Yani sadece şey, bu konuda ön hazırlığı da yaptığınızı vurgularsanız, hani tamamen sıfırdan gidip orada öğreneceğinizi söylemek yerine, hani ben hazırlanacağım, orada da fiilen araştırma yapıyor, hem öğreniyor hem araştırma yapıyor olacağım. İşte geliştirmeye başladığım yeteneklerimi orada da kullanacağım derseniz daha verimli olur. Yani mesela Python'u orada gittiğim zaman öğreneceğim derseniz biraz zayıf kaçabilir, ama Python'u öğrenmeye başladım, orada da veri analizi yapacağım oradaki arkadaşlarla, bence cazip bir plan. Hocam belki ikinci Şeyda Hanım'ın sorusuyla da devam edebiliriz. Doktor öğrencisi olarak başvuru yaparken projeyi yazıp hazırlamalı mıyız? Yoksa sadece sorumuzu söyleyip birlikte mi proje yazıyoruz gideceğimiz grupla demiş. Proje, evet, yani birkaç sayfa proje tasviri içeriyor ve yaptığınız adımla, yani TÜBİTAK 1001 ayrıntısında olmasa bile ayrıntılı ve somut bir biçimde adım adım anlatmanız gerekiyor. Evet, yani şey, ha yani eğer soru çok net değil, sorunu söyleyip birlikte
galiba hani başvuru yaparken projeyi kendimiz mi hazırlamalıyız, yoksa birlikte gideceğimiz yerdeki PI ile beraber mi yani projeyi ondan katkı yazıyoruz? Alabilirseniz ne var, ama yani bizim mesela dediğim gibi 3 şeyimiz vardı. 3 başvurumuz, Cek Hoca da kendi deneyimlerini aktarır belki. Bazısında karşıdaki PI çok yoğundu. İşin %99'unu biz yaptık. Sadece destek mektubu istedik ondan. Hani şöyle bir baktı mantıklı mı diye. Bir diğerinde fiilen beraber hazırladık. Hani o işbirliğinizin seviyesi, simetrisiyle alakalı. Ama şey, size kalmış bir durum galiba. Ama Dilek Hoca ne der mi? Ben de bir şeyler söyleyebilir miyim bununla ilgili? Tabii ki hocam. Aslında Mehmet Hocam'ın dediği şey de doğru. Karşıdaki PI'ye biraz bağlı olarak değişiyor. Hani benim her iki PI'im de şeyde karşılıklı olarak yazıldı. Tabii ağırlık olarak gene de siz yazıyorsunuz. Hani orada yönlendirmeler oluyor. Mesela siz işte proje konusunu birlikte karar veriliyor genelde. Ya da herhalde iki grup arasında karar verilecek. Hani şey doktora öğrencisi olduğu zaman. Onlar karar ortaya konu çıktıktan sonra tabii ki de yazım alanı sizde olacaktır. Ama mutlaka karşı tarafa gönderdiğiniz işte önerileri oluyor. Şurayı genişlet diyor. İşte şu şekilde hani hoca genelde kendisi birebir yazmak yerine sizin yazdığınız üzerinden çalışmayı tercih ediyordu. Hani bir tercih ettiklerim. Bir iki bu arada hani kendi tanıdıklarımdan da başka EMBO bursu alan arkadaşlarım da oldu. Short term hatta bir tanesi. Onda da benzer süreç işledi. Ama Mehmet Hoca'nın dediği gibi de PI çok doludur. O zaman birçok ağırlık hani %80'i %90'ı sizde kalabilir. Hani o biraz da karşı tarafa da bağlı. Çok teşekkür ederiz size ve Mehmet Hocama. Didem Hanım da EMBO burslarının karar verilmesi aşamasında kurulun yıl içerisinde sadece iki kez toplandığı belirtildi. Her zaman böyle mi oluyor, yoksa değişkenlik de gösterebiliyor mu? Şimdi bu aslında short term fellowship'ler için geçerli değil bildiğim kadarıyla. Yani siz başvurunuzu yaptıktan sonra şey başlıyor, başvuru değerlendirme süreci başlıyor ve o da 3 ila 4 ay alıyor. Şu anda yaparsanız o zaman 3 ya da 4 ay sonra cevap alacaksınız. Bu Şubat ve Ağustos toplantıları önceden öyleydi. Bütün burslar için geçerliydi. Ve Şubat ve Ağustos toplantıları hala postdoc başvuruları için geçerli. Bir de New Venture Fellowship için geçerli. O da bir nevi kısa dönem postdoc başvurusu gibi olduğu için diye düşünüyorum. Bir de deneme aşamasında bir program şu anda. O da belki gelecek olan şeylere göre değişebilir. Ama çağrı bazlı olduğu için sürekli açık olan programlarda her zaman değerlendirmeye alınıyor. Ama değerlendirme süresi 3 ila 4 ay. Beklemek istediğiniz var mıdır hocam, Mehmet hocam? Öyle diyebiliyorum ben. Size her evet, an her gelebilir her yani. Şey geliyor, aynen. Hı hı. Her ay toplayıp dağıtıyorlar. Benim gördüm. Ozan Bey şey, link çalışmadığı için onunla ilgili söylemiş. Elif Hanım, doktorasını yeni bitirmiş biri, yeni lab kurmak ve yeni bir alanı öğrenmek istiyorum demesi kabul edilmek için iyi bir açıklama olur mu? Aynı şekilde hani buna benzer bir soruyu yukarıda da cevaplamıştık ama hocam siz ne dersiniz? Yani normalde bu şey için yani geri dönüş şartı var. Eğer hala geri dönüp 6 ay kalacaksanız kurumunuzda ve gerekçenizi belirtirseniz ve bu gerekçe hani komite tarafından kabul gören bir gerekçe olursa tabii başvurunuzu yapabilirsiniz. Buyurun. Bir şey, labı kurdum. Bu labda labda çalışacağım alanlardan birine işte karar vermek veya yolumu çizmek için bu ziyareti gerçekleştireceğim demek daha gerçekçi olabilir ama yani 6 ay sonra evet nerede olacağınız belli değilse o biraz daha zor gibi sanki. Şermin Hanım. Bu tip durum, çok özür dilerim. Bu tip durumlar için TÜBİTAK'ın bir şeyi var mı? Yani mesela hani EMBO kapsamıyorsa TÜBİTAK'ın böyle bir ziyaret bursu
var mı? 22-19 buna 22-19 girer mi? aslında postdoc bursu hocam. O da bir yıl, yani bildiğim kadarıyla hani BİDET programı. O dediğiniz gibi doğrudan bunun için hani geri döndüğünüzde onda şey var mı bilmiyorum. Geri dönme zorunluluğu geri dönme var mı şartı ama var tabii, aynen. Varsa yine aynı şeye denk geliyor. Hani karşılıksız bir burs olup yani bu biraz sanırım sonrasında devam edeceğiniz yeri biliyor olmak önemli. TÜBİTAK burslarında da. Şermin Hanım kendisi Aziz Sancar Deneysel Araştırma Enstitüsü'nde tez aşamasındaymış. Doktor öğrencisiymiş. Başarılar diliyoruz. Dil yeterliği. Dil yeterliği dediğim gibi hani herhangi bir şey istemiyor EMBO sizden. Siz, yani belgeler içerisinde yok. TOEFL ya da o tarz bir sertifika sizden hani bir başarı belgesi istemiyor. Biz teşekkür ederiz. Değil mi hocam? Yani benim bildiğim kadarıyla yok. Komiteden de istemiyorlar. Evet. Yine aynı şekilde EMBO burslarından kariyerinin her aşamasındaki bilim insanları faydalanabilir. Özellikle de postdoklar tabii ki. Sıraç Bey. Sümeyra Ama Hanım. Yani şeyin farkında olmaları belki, yani bu sadece 3 aylık bir şey, yani bir destek, hani Doğru. Bir uzun vadeli, yani 1+1 senelik bir postdok desteği de var. Ben bunun, ama onun da rekabet daha yüksek bildiğim kadarıyla. Evet, aslında dediğiniz gibi yani biz burada kısa dönemli bursların hani bir bilgilendirmesini yaptık ve en fazla 3 ay destek alıyorsunuz. Ama EMBO'nun Mehmet Hocam'ın da belirttiği gibi genç postdoklara yönelik yani doktorasını aldıktan sonra en fazla 2 yıl yani başvuru esnasında 2 yılı geçmemiş olması gerekiyor. Hatta Mehmet Hocam da postdok EMBO postdok bursu aldı diyebiliyorum ben. Değil mi hocam? Eskiden. Uzun zaman önce. İşte genç doktor postdoklara yönelik olduğu için siz de muhtemelen mezun olur olmaz aldınız değil mi? PhD'den. Yok, 2 sene yani tam 2 sene geçmişti. Ucu ucundaydı. Evet hocam. O yüzden hani oraya başvurabilirsiniz eğer doktoranızı yeni bitirdiyseniz. Yine ama mobility şart. Başka bir ülkeye gidiyor olmanız lazım. Sümeyra Hanım şu an Türkiye'de postdoc olarak çalışıyorum. 1 Haziran 2021'de postdoc süresi doluyormuş. Ama dönünce 6 ay bulunduğum kurumda çalışmanın gerektiği koşulu var. Bunun için bir öneriniz var mı? Yani şimdi şöyle bir şey var. Burada dediğim gibi kurumunuzdan mektup alıyorsunuz. Hani 6 ay daha orada çalışacağınızı belgeleyen bir belgeniz olduğu sürece bu bursa başvurabilirsiniz. Ramazan Bey, şimdi normalde EMBO kısa dönem bursları her ülke için geçerli değil. Yani burada söylediğimiz gibi EMBC ülkelerinin çoğu da Avrupa Birliği'ndeki ülkeler. Ama bunların dışında da Birleşik Krallık ve İsrail ve İsviçre'de var. Ama Amerika'ya da aslında gidilebiliyor. Burada sadece guideline'da yazan şey de şu, eğer siz bunun için Amerika'ya ya da Kanada'ya gidecekseniz o zaman bunun gerekçesini, neden Avrupa'daki ülkelerde bunu yapmıyorsunuz da Amerika'daki bir laboratuvarda yapıyorsunuz, bunun gerekçesini açıkladığınız sürece EMBO o bursu da fonlayabilir, yani kabul edebilir. Değil mi hocam? Size gelen başvurular genellikle EMBC üye ülkelerine. Ozan Bey, evet, çok teşekkür ederim bu soru için. EMBO ile yurt dışından biri Türkiye'ye gelebilir mi? Bizden tabii ki gelebilir. Aslında EMBO, yani bu dolaşım çift taraflı. Diyelim ki, hatta şöyle de olabilir. Türkiye bir EMBC üye ülkesi olduğu için EMBC üye ülkesi olmayan İran diyelim, Kanada, Amerika, buralardan da Türkiye'ye EMBO bursuna başvurarak kişiler gelebilir, sizin laboratuvarınızda araştırma yapabilir.
Şermin Hanım. Rica ederim. Sağ olun katıldığınız için. Şimdi şöyle, 3 aylık süreç, Şermin Hanım 3 aylık süreç araştırma için yeterli olmaz ise programı uzatabiliyor muyuz diye sormuş. Şimdi normalde dediğiniz gibi EMBO Short Term Fellowship'lerin 3 ay daha hani programı uzatabilirsiniz ama EMBO size bunun için, bu 3 ay için para vermiyor. Birincisi bu. Ama siz EMBO Fellow olarak 6 ay EMBO Fellow olmuş oluyorsunuz. İkincisi, başvuru esnasında böyle bir olasılığın olduğunu ve tahmini olarak ne kadar uzatabileceğinizi de yazmanız gerekiyor. Çünkü diyelim son haftasına girdiniz bursunuzun. O sırada işte ben 3 ay daha uzatmak istiyorum derseniz bunu EMBO kabul etmeyebilir. Yani bunu baştan bir planını yapmış ama hani 3 aylık değil de 5 aylık bir çalışma planı yapabilirsiniz. Ve EMBO'ya ben 3 ayını sizden alacağım, 2 ayını da ya kendim finansman edeceğim ya da başka bir şey bursa başvuruyorsanız onu da belirtmeniz gerekiyor. Ki öyle yapan bir araştırmacımız da bana söylemişti ve aldı bursu örneğin. Hocam, Mehmet Hocam sizin ekleyecek bir şeyiniz var mıdır bunun için? Aynen bizden de o şekilde gidip kendisi 1-2 ay fazla kalan bir arkadaşımız oldu. Aynen. Başta mı söylemişti hocam? Başta söylemişti uzayabileceğini. Zaten COVID şeyi de vardı. Yani belli olmaz dedi. Onlarda sıkıntı yok. Tamam hocam. Beynaz Hanım, EMBO'ya başvurduğum zaman kendi laboratuvarınızın olması artı bu bursa başvurabilirsiniz diye okudum. Buna rağmen başvuru yaptım. Böyle bir şart mı var? Şimdi yok, kendi laboratuvarınızın olması şartı yok. Yani EMBO kısa dönem bursları için yok en azından. Şey yapabilirsiniz, sadece New Venture Fellowship bir labınızın olması gerektiğini söylüyor. Ama onun dışındaki normal EMBO Short Term Fellowship'te böyle bir şey olması gerekmiyor. Sadece döndüğünüzde bu bilgi birikiminizi aktaracağınız bir yerin olması, yani kendi laboratuvarınız değil de çalıştığınız bir yerin, aynı yerin olması gerekiyor. Giderkenki yer aynı olması lazım yani. 6 ay yine döndüğünüzde burada çalışıyor olmanız lazım. Neslihan Hanım, kadrosu olmayanlar için geri dönüşte 6 ay çalışacağımızı nasıl gösterebiliriz? Ya dediğim gibi bu kurumunuzdan aldığınız bir belge, kurumunuzun sorumlusu eğer bu belgeyi imzalıyorsa o zaman sorun yok. Yani şeyi bilemiyorum. Çünkü buradaki önemli olan bilgi ve tecrübe aktarımı olduğu için bunu mutlaka istiyor sizden EMBO. Bilmiyorum, hocalarımız bir şey tavsiye eder mi ama bu belgesiz de başvurunuz kabul edilmez. Evet, yani bunu bir şekilde önemsiyorlar. Kim doktor öğrencisi ise enstitüden aslında alınabilir. Sonuçta doktorası bitmediği için devam ediyor. Üniversite hala bağlı olacaktır. Oradan alınarak sağlanabilir diye düşünüyorum. Hani önemli olan şey o üniversite olduğunu ve orada çalışmaya devam ettiğini göstermek olduğu için. Hani kadrosuzsa eğer o noktada belki doktora gösterilebilir. Tamam hocam. Hayriye Hanım, siz Dilek Hocam'a bir soru sormak istiyormuş. 3 aylık bir süreç sonunda elde ettiğiniz bilimsel makale başarılarını nasıl elde ettiğinizi hakkında bir bilgi verebilirsiniz. Buyurun. Sabah 7.30, akşam 12 çalışmak. Hani onun herhalde başka bir açıklaması yok. Çok çalışmak. Ki yani o her iki EMBO'da da gittiğim her şeyde genelde laptaydım. Çok laptan çıkmadım. O süreci bilimsel olarak değerlendirdim. Hani böyle diyeyim, çok çalışmak. Sağ olun hocam. Sümeyye Hanım doktor öğrencisiymiş. Geçen yıldan kabul almış bir arkadaşımız. Bu yıl Fransa'nın pandemi nedeniyle vize vermemesinden dolayı gidememiş. Bu konuda vize almayı kolaylaştırabilecek bir belge var mı? Ya guideline dokümanında da açıkça yazıyor EMBO'nun
Bize almayla ilgili olarak herhangi bir, ne yazık ki onların bir maddi manevi bir şeyleri olmuyor, katkıları olmuyor. Ama tabii COVID dönemi olduğu için hani bu özel şeyde EMBO ofisiyle neden gidilemediği ve hani bursun hala geçerli olup olmadığı ve yeni tarihler belirlendiyse bu tarihler belirtilerek şu tarihlerde gidilecek şekilde bir EMBO'ya mail atılması öneririm. Çünkü yani böyle bir şeyde kazanılmış bir hak var sonuçta ve bir pandemi süreci var. O yüzden bunu mutlaka EMBO'ya sorun derim. Duygu Hanım, postdoktoral fellowship ile ilgili de bilgi günü olacak. Şimdi hatta bir aslında biraz şey içinde sadece Türkiye'ye gelecek kişiler için de bir yani Türkiye gibi ülkelere gelecek postdoc'lar için de bir fellowship programı açılacak. Onu bekliyorum açıkçası. EMBO'nun yeni bir fellowship programı açılacak. O açıldığı zaman sizlere yine bu postdoctoral fellowship ile ilgili olarak da bir bilgi günü düzenleyeceğim. Doktor Mehmet Aykur, kendisi de yurt dışındaki gidilecek üniversitelerde EMBO ile bağlantılı mı olup olmadığını nasıl öğrenebiliyoruz? Şöyle, EMBO ile bağlantı doğrudan üniversitenin yok. EMBC üye ülkesi olması bir ülkenin, yani Almanya'da gideceğiniz bir enstitünün EMBO ile bağlantısı olup olmadığıyla ilgili bir şey istenmiyor sizden. Almanya bir EMBC üye ülkesi ve oradaki bütün laboratuvarlar, yani üniversitelerdeki ve araştırma enstitülerindeki laboratuvarlar zaten otomatikman eligible. Win 7 kendisi. EMBO giden kişinin çocuğuna herhangi bir maddi destek sağlıyor mu? Maalesef bu burs kapsamında yanınızda götüreceğiniz aile bireylerine herhangi bir destek verilmiyor. Mehmet Hocam da belki bir şey eklemek. Yok yani toplam 8.000 avro veriyorlar. Onu nasıl harcıyorsunuz? Doğru, evet. Nagihan Hanım, projeden kasıt gidilecek yerde ne yapılacağına dair içerik midir? Yoksa var olan TÜBİTAK projesi kapsamında mı başvuru gerçekleştirilebiliyor? Yani burada da içerik, şimdi şöyle, TÜBİTAK projesi dediğiniz hali hazırda yürüyen bir projeniz var. Bu proje içerisinde bir teknik ve bir metot ya da sizin laboratuvarınızda yok. Bunu öğrenmek ve projenize katkıda bulunmasını istiyorsanız hani bunun üzerine yazıyorsunuz projenize, başvuru proposal'ınızı daha doğrusu. Ama Dilek Hocam, siz nasıl yaptınız örneğin? Hani bir projeniz vardı, o projeye buyurun. Şimdi galiba ben soruyu anladım. TÜBİTAK'taki gibi işte materyal metottur, şunu şu kadar koyacaksın, bunu bu kadar koyacaksın diye bir şey yazmıyorsunuz. Hani sadece projenin ana konusu, işte o konunun önemi, onun vurgulanması gerekiyor. Ne çalışacaksınız, amacınız ne, ne çıktı elde edilecek? Ve eğer bir teknik kullanacaksanız da o teknikten, tekniğin özelliğinden bahsediyorsunuz, avantajlarından bahsediyorsunuz. Dezavantajları varsa evet o da vurgu, ama diğer tekniklerden mesela üstün yönü nedir? Onlardan bahsediyorsunuz ve en sonunda maddeler halinde de projede elde edilecek sonuçlara dair ufak öngörü çıktılarını koyuyorsunuz. Hani normal bizim yazdığımız aslında TÜBİTAK projelerinden çok farklı yazılıyor ya da BAP projelerinden çok farklı yazılıyor. Çünkü bizde hani daha çok aslında şey gibi diyelim, hani bizde yazılan şey kısmını alıyor. Projenin önemi, kapsamı, ekonomiye katkısı, hani diyoruz ya. Aslında sadece o kısımlar yazılıyor. Öyle düşünelim. Zaten hani Avrupa'daki birçok projenin şeyinde de çok böyle materyal metot kısmına yoğun bir şekilde girilmiyor. Hani onu istemiyorlar. Zaten en bu kısımda da ilgilenmiyor. Hani long term'ini bilemeyeceğim ama short term'inde ilgilenmiyor. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür mesajları da geldi. Sağ olun katılımınız için. Yine bir katılımcımız şeyi sormuş. Teşekkür ederim, bu sorunun da yani net olması lazım gerçekten. Ülkemizde henüz yapılamayan mı, yoksa kurumumuzda imkanlar kısıtlı olup da yapılamayan işler için de ziyaret gerçekleştirebilir miyiz? Çünkü Türkiye'de sayılı üniversitelerde bu imkanlar olabiliyor ama ulaşılamıyor.
hocalarım sizden destek alabilirsem. Olur, ikisi de olur. Yani yapılamayan da olur. Dersiniz ki kurumunuzda da yapılması zor olabilir. Ama bunun şeyi çok iyi, gelişimi yani katkısını çok iyi açıklamanız lazım. Hani ve neden hani onu açıklarsanız olur, ikisi de olur. Yani sadece Türkiye'de yok yapacağım değil, hayır. Evet, imkanlarım burada böyle. Ondan sonra onu da açıklamanız yeterli. Hatta şöyle bir şey, belki Türkiye'de yapılabilir. Mesela sizin alanınıza yapılmıyordur. Yani sonuçta sadece işte hani memelide çalışıyorsunuz, işte maya bakteri çalışıyorsunuz ya da bitki çalışıyorsunuz. Mesela bitkilerde şu an Türkiye'de bunu çalışan araştırmacı yoktur. Bu konuda tecrübe edineceksinizdir. Buna da tamam derler. Kurumun alet edevat eksikliği vardır ama onu şeyi iyi açıklayacaksın. Döndüğünüz o bilgiyi nasıl aktaracaksın? Onu güzel vurgulayabilirseniz, açıklayabilirsiniz. O zaman o da olur. Leyla Hanım, Türkiye'de de yüksek lisans ve doktorasını bitiren yabancı uyruklu kişilere burs veriliyor mu? Yani evet, eğer sonuçta bu short term fellowship, Türkiye'de eğitim görüyorsunuz, yani burada bir doktoranızı bitiriyorsunuz ama dönüşte yine Türkiye'de bir kurumda olmanız gerekiyor. Yine eğer öyleyseniz tabii başvurunuzu yapabilirsiniz. Hava Hanım, EMBO bursu sonrası 6 ay gönüllü çalışacağının ve bilgilerin aktarılacağının taahhütü verilse dahi kadro olmadığında bu durum dezavantaj olarak gözükür mü? Böyle bir bilgi istemiyorlar hocam. Yani 6 ay daha kalacağı bilgisi yeterli olur. Daha da yani kadronuz var 6 ay değil 6 yıl burada çalışacağım derseniz daha da etkili belki ama gerek yani ötesinde bilgi sorun. Evet. Ya çünkü zaten hani bu hocamın da dediği gibi yani bir kadro taahhüdü istemiyor sizden herhangi bir şekilde. Sadece o bilgiyi aktarmanız için bir belli bir ay konulmuş. Yani 3 ay gidiyorsunuz. 6 ayda da bunu aktarabileceğiniz hani maksimum diye düşünülerek o söylenmiş. O yüzden hocamın dediği gibi kadro bir şart değil. Nagihan Hanım, postdoc bursu için geri dönüşte kurumda devam ediyor olma şartı var mı? Yok. Postdoc eğer şeyse hani EMBO postdoc bursundan bahsediyorsak bu 2 yıla kadar olan o karşılıksız verilen bir burs. Onun için herhangi bir yere geri dönmeniz gerekmiyor. Biz teşekkür ederiz Ozan Bey, sağ olun. Yine bir katılımcımız, ülkemizde henüz yok. Bunu söylemişti sanırım. İkinci defa sorulmuş, özür dilerim. Merve Hanım, tıpta uzmanlık öğrencileri başvurabilir mi? Başvurabilirsiniz. Bu soru için de teşekkür ederim. Çünkü tıpta uzmanlık doktora seviyesi olarak kabul ediliyor. Sadece burada önemli olan EMBO'nun konuları içerisinde bir başvuru yapmanız. O da çok çeşitli dediğim gibi. Hocam size hiç böyle tıp öğrencilerinden başvuru geldi mi? Öyle bir tecrübeniz var mı? Ben daha çok yeniyim. Bir de benim alanım evrim Doğru. olduğu için daha tıpçı gelmedi ama bence hiçbir mahsuru yok. Yani biyolojiyle ilgili olduktan sonra sıkıntı yok. Leyla Hanım, yine aynı soru olmuş. Evet. Nagihan Hanım. Doktora eğitim yılını doldurmuş olan biri mezun değilse geri dönüş için kastedilen 6 aylık süre kişinin doktora artık yılına denk geliyor ise sorun olur mu? Yani yine dediğimiz gibi bu önemli olan sizin doktoranıza devam ediyor olmanız değil. Yani bulunduğunuz laboratuvara geri dönüp orada devam ediyor olmanız. Elif Hanım, EMBO'ya kabul almış örnek başvuru taslağı paylaşmanız mümkün olur mudur? Yani bu ne yazık ki mümkün değil. Hani EMBO'ya belki sorabilirsiniz ama onların da bilmiyorum olumlu. Yani ben bizim gruptan 2015'te gitmiş bir arkadaşın başvurusunu yollayabilirim. Zaten çıktı. Bana yazarlarsa arkadaşlar. Tamam. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet yani hani başvuru yapan kişiye ya da labına sorabilirsiniz de bizim ulusal irtibat noktası olarak böyle bir paylaşamıyoruz. Bu bilgiyi paylaşamıyoruz ama Mehmet hocam sağ olsun ona yazabilirsiniz.
göndereceğini söyledi. Hava Hanım, biz teşekkür ederiz. Billur Hanım, verilen maddi destek sadece katılımcının kalma ve seyahat masrafı için mi geçerli? Yoksa araştırma bütçesi. Burada araştırma bütçesi olarak kullanılmıyor. Sadece sizin oradaki yaşam ve seyahat masrafınız için, oraya gitmek için yapacağınız seyahat masrafı için kullanılıyor. Bench fee dediğimiz araştırma bütçesi burada yok. Biz teşekkür ederiz Nur Hocam. Nagihan Hanım, teşekkürler. Gürol Bey, anladığım kadarıyla doktora tezi için gitmek isteyenler Erasmus Staj ve TÜBİTAK 22-14A programları ile EMBO'dan alacakları bursu destekleyebilirler. Mesela EMBO 3 ay, Erasmus 3 ay, toplam 6 ay gibi. Doğru ama ilk 3 ayda sizin bu EMBO bursunu kullanmanız isteniyor. Biz teşekkür ederiz Elif Hanım. Sanırım sorular bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Dediğim gibi biraz aksaklıklar olsa da sanırım yani umarım faydalı bir toplantı olmuştur. Hocalarımı gerçekten vakit ayırdıkları ve bu güzel sunumları, değerli bilgileri paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu şeylerin de video kaydının linkini yollayacağım size. Aynı zamanda sunumlarımızın da PDF kopyalarını göndereceğim. Herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Hocalarıma da son sözü verip kapatmak istiyorum, izin verirseniz. Buyurun. Dilek Hoca. Ben de çok teşekkür ederim. Hani güzel bir sunumdu. Hepinize en başta TÜBİTAK'a teşekkür ederim. Bu hani şeyde de umarım hani başvuru kişi sayımız çok fazla olur. Hani EMBO projelerine, short term'e hani çok avantajlı aslında burslar. Prestijli burslar bu arada. Hani baktığınız zaman. Bunun dışında hani herhangi bir sorusu olan varsa da e-mail ile de bana okul adresime ulaşabilirler bu arada. O konuda da yardımcı olabilecek bir şeyimiz olursa da yardım etmeyi her zaman isterim. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Mehmet Hocam. Pardon. Şey, bence de şey çok daha fazla başvuruyla çok daha hepimiz seviniriz. İyi olur. Çekinmemek lazım. Yardımcı olabileceğimiz bir şeyler olsa da olmak isteriz. Çok sağ olun, çok sağ olun hocam. Güzel hocam. İzin verirseniz o zaman. Girişiminiz, çabalarınız için sağ olun. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sizlerle çok kıymetli bunlar. İzin verirseniz o zaman e-mailleri gönderirken sizin de e-mail bilgilerinizi, sizlerin de e-mail bilgilerinizi ileteceğim katılımcılarımıza. Tekrar çok teşekkürler. Yine sorularınız olursa her zaman bana embo@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Umarım bu katılımcılar arasından başvuracaklar vardır. Olursa gerçekten haber verirseniz de mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Herkese sağlıklı bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın lütfen. Hoşça kalın. Hadi.